Süleyman Seyfi Öğün Siyasal Davalar Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel sorunları kuşatan üst başlıklara dikkat etmek gerekiyor. Başka bir ifadeyle küresel bağlam ıskalanmamalıdır. Bu vurgu lüzumsuz sayılabilir. Orta Doğu'ya dış güçlerin müdahalesi ortadayken bu hatırlatmanın manasızlığı da ileri sürülebilir. Doğru ama kastettiğimiz bu değil. Arada bir nüans olduğunu düşünüyorum. Yine misalimizi takip edelim. Dünyanın büyük güçleri sadece Orta Doğu üzerinde hesaplaşmıyor. Madalyonun bir başka yüzü daha var. Orta Doğu dışındaki bir mücadele. Orta Doğu'daki vaziyeti belirliyor. Güncel gelişmeleri dikkate alınca işin bu tarafının daha baskın hale geldiğini düşünmeden edemiyor insan. Şimdi bir bakalım. Amerika'da Türkiye'yi yakından ilgilendiren Zarrab davası görülüyor. Bu davanın ekonomik nitelikli bir suçun kovuşturulmasının çok ötesine gittiği her halinden anlaşılıyor. Şaşırmayalım, Profesör Doktor Ali Yaşar Sarıbay hocamın da çok sevdiğim vurgusuyla, insanlık ailesi olarak siyasetin hukukileştiği bir evreden hukukun siyasallaştığı bir evreye geçtik. Amerika hukuku da bunun dışında kalmıyor. Başka bir gelişme de Netanyahu'nun yani İsrail'de Şahin Kanad'ın liderlerinden birisinin iç hukuk marifetiyle sıkıştırıldığı günleri idrak ediyoruz. Hasılı İsrail'de de bir şeyler oluyor. Nihayet Amerika'da bizzat Başkan Trump'a karşı sürdürülen siyasal kampanya, Flynn hadisesinde olduğu üzere yavaş yavaş bir davaya dönüşüyor. Kim bilir çok yakında şu dillere pelesenk olan impeachment yani başkanın azline sebep olabilecek gelişmelere şahit olacağız. Tabii ki bu üç dava birbirinden bağımsız görülebilir ama bu satırların yazarı olarak pek de öyle düşünmüyorum. Bu davalar bir hesaplaşmanın yansımaları olarak tezahür ediyor. Bir kere Amerika'da da Zarrap davası marifetiyle Türkiye'nin sıkıştırılmasını planlayıp programlayanlar, Amerika'da militarist ekonominin çıkarlarının takipçiliğini yapan şahin güçler. Trump'ı iktidara taşıyanlar da onlardı. Suudi Baharı, İran'ın tehdit edilmesi gibi siyasetlerde işler iyi gitmişti. Lakin anlaşılıyor ki özellikle Trump-Putin yakınlaşması Onların da hoşuna gitmedi. Bu çevrelerin Rusya'yı oyunlarına dahil etmeye niyetleri yok. Garip bir biçimde belki de Soğuk Savaş kalıntısı zihin kodlarının harekete geçmesiyle böyle bir yakınlaşmayı kabul etmeye yanaşmıyorlar. Diğer taraftan Rusya ile yakınlaşmanın dolaylı olarak İran'la da yakınlaşmak olacağını biliyorlar. Trump Rusya ile yakınlaşarak zaten Britanya ve Britanya'nın Amerika'daki uzantıları olarak çalışan demokratların tepkisini çekmişti. Britanya yeni dünya dengesinin Amerika-Rusya üzerinden kurulmasını asla istemiyor. Katkısız bir Rusya karşıtı siyaseti izleyeceğini söyleyen Hillary Clinton'a destek vermişlerdi. Trump ise Rusya ile yakınlaşmanın savunuculuğunu yapmıştı. Trump'ı destekleyen şahinler muhtemelen bunun bir seçim taktiği olduğunu düşündüler. Trump'ın Rusya ile işbirliği yaptığı yolundaki suçlamalar, Trump-Putin yakınlaşmasının ardından demokratların bir kampanyası olmaktan çıktı ve ciddi bir suçlamaya dönüştü. Trump şimdi karar aşamasında. Ya geri adım atacak veya basbaya tasfiye edilecek. Rusya ile Amerika'nın arası açılacaksa bambaşka bir Orta Doğu'yu konuşuyor olacağız. Zaten şu aralar Amerika ve Rusya'dan yapılan karşılıklı açıklamalar şaşırtıcı derecede soğuk hatta suçlayıcı bir tonda gelişiyor. Netanyahu davasını ise iki sebepten birisinin tetiklediği tartışılabilir. Bunlardan ilki, İsrail'de Netanyahu'yu tasfiye ederek şahin siyasetler tasfiye ediliyor diyenler olabilir. Ben buna pek de iştirak edemiyorum. Kanaatimce Netanyahu, İsrail'in İron ile yürütmeye hazırlandığı büyük hesaplaşmayı yönetemediği, başarısız kaldığı için tasfiye edilmek isteniyor. Onun yerine gelecek lider ve kadroların nihai hesaplaşma için çok daha azim ve kararlılık göstereceklerini tahmin ediyorum. IŞİD'in tasfiyesi sonrasında sanılanın aksine Suriye meselesinin siyasal çözüme hazır hale geldiğini düşünenlerden değilim. Tam aksine Suriye meselesinin esas bundan sonra tırmanacağını, bu dairenin içine Lübnan, Ürdün, Mısır hatta Kıbrıs'ın da dahil olabileceği kanaatindeyim. Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak